Şimdi gelelim delillerimi sunmaya. Öncelikle biz Kur'an yeter dediğimizde, tabii ki de Kur'an yeter dediğimizde biz dinle ilgili, dine dair olan her şey Kur'an'da vardır diyoruz. Yani yoksa Kur'an'da ıspanaklı yumurta tarifi de yok. İşte bilmem neyi nasıl icat edersin, bunların bilgisi de yok. Kur'an'da belirli dini kurallar belirlenmiştir, ahlaki kurallar belirlenmiştir. Ve Kur'an yeterlidir bu açıdan. Bunu diyoruz. Ve böyle deyince de insanlar zannediyor ki, ha biz sadece Kur'an'ı biliyoruz, onun dışında da dünyada hiçbir şeyden habersiziz. Ha? Ne ki? O ne? Kıyam mı? Ha? Ne? Böyle bir dünya yok. Yani tevatürle gelen şeyler var. Biz bu bilgileri inkar etmiyoruz. Örneğin ya birisi bana şey demişti, siz Kur'an'a göre sadece Kur'an'a uyacaksanız Ramazan ayının ne zaman olduğunu bile bilemezsiniz demişti. Yahu sen şu an mesela 27 Mart 2018'deyiz. Ben şu an Mart ayında olduğumu nereden biliyorum? Veya sen şu an Mart ayında olduğunu veya bu videoyu ne zaman izliyorsan o ayda olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü Gregorian takvimine göre ben şu an Mart ayındayım. Sen de hangi aydaysan ona göre biliyorsun. Değil mi? Tevatürle gelmiş bu. Kilisenin takvimi belirlediği günden beri sürekli birileri tarih tutmuş mu? Yani tevatürle gelmiş. Ramazan da aynı şekilde hicri takvimin bir ayı. Yani biz Kur'an'da Ramazan ayı geldiğinde oruç tutun dendiğinde, he Ramazan mı? He oruç mu? O ne ki demiyoruz. Kimse de demiyor zaten. Ve Kur'an'da zaten namazın İbrahim peygamberden beri kılındığı gösteriliyor. Söyleniyor. Ya belki İbrahim'den önceki peygamberler de namaz kılmış olabilir. Onu bilemeyiz. Fakat örneğin en eski olarak Kur'an'da bahsedilen peygamberlerden İbrahim'in namaz kıldığını biliyoruz. İbrahim'in çocuklarının da. Örneğin Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim 37. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki namazı yerine getirsinler ey Rabbimiz. Gördüğünüz üzere İbrahim peygamberimiz namaz kılıyor. Veyahut da birkaç sonraki ayet, 40. ayette Rabbim beni namazı yerine getiren bir insan yap, soyumdan bir kısmını da Rabbimiz duamı kabul et. Çocukları için de dua ediyor. Gördüğünüz üzere İbrahim peygamberimiz de namaz kılıyor. Ayrıca Ali İmran 54 ve 55. ayetlerde İsmail'in namaz kıldığı belirtilir. Yunus 87. ayette Musa ve Harun'un da namaz kıldığı söylenir. Meryem 31. ayette İsa peygamberimizin de namaz kıldığı söylenir. Yani zaten namaz denilen şey belirli fiziki hareketlere sahiptir ve bunların zaten ne olduğu bilinir. Yani Allah deve diyor deyince, hani deveyi açıklamasına gerek yok. Şöyle geviş getiren bir hayvandır, dayanıklıdır, sıcağa dayanır, işte iyi su depolar, hör gücü vardır falan diye açıklamasına gerek yok. Bunun ne olduğunu biliyoruz biz. Ve işin de ilginç tarafı, mesela Allah zina etmeyin deyince veyahut da ne bileyim oruç tutun deyince kimse oruç ne ki, zina ne ki demiyor. Allah kumar oynamayın deyince kumarın ne olduğunu sormuyorsun. Ama konu kıyamda dur deyince, Allah sana Kur'an'da kıyamda dur deyince, kıyam ne ki ya diye ayağa yatıyorsun. Ya biz he böyle değiliz ki, biliyoruz etraftaki şeyleri değil mi? Tevatürle gelen bilgileri biliyoruz, etraftaki bilgileri biliyoruz. Biz Kur'an'da her şey var deyince dünyaya dair tüm bilgiler Kur'an'da vardır demiyoruz ki. Kur'an'da kıyam, rükû ve secde de durulması gerektiği namaz esnasında çeşitli ayetlerde belirtilir. Bu konuya gelmeden önce hadi sırasıyla gidelim. İşte abdest. Maide suresi 6. ayette abdestin 4 farzı da demin söyledim anlatılır. Kur'an'a göre abdest bile alamazsınız diyen daha inandığı dinin kutsal kitabından habersiz insanlar da var maalesef. Çok, yani ben biliyorsunuz yıllardır kendimce yazıp çiziyorum ve çok fazla laf işitiyorum. Yani birçok boş argüman işitiyorum. Argüman demeye dilim varmıyor ama hadi öyle diyelim. Hani gayet Maide 6. ayette söyleniyor. Ey iman sahipleri! Namaza duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve topuklara kadar ayaklarınızı mesedin yahut yıkayın. O kadar. Ardından devam ediyor. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Gusül abdesti de budur. Ya ne demek? İyice temizlenin diyor. Ne demek ki? Ya Allah sana temizlen demiş arkadaşım. Sen
temiz nasıl temizleneceğim diye ayrı bir rehbere ihtiyaç duyuyorsan artık ben sana ne diyeyim? Yani temizlen demiş ya, yıkanacaksın işte. Gusül abdesti dediğimiz şey cinsel ilişkiden sonra alınması gerekir. Öyle 3 kere ağza, 3 kere burna su vermek gerekmez gusül abdestinde. Veyahut da toplu iğne ucu başı kadar kuru bir yer kalmayacak derler. Neden toplu iğne ucu başı kadar onu da bilmiyorum. Normal iğnenin ucuyla toplu iğnenin ucu farklı şeyler. öyle bir şey de yok. Yani Allah dedektörle senin üstünü aramıyor. Aa buran kuru kalmış demiyor sana. Temizlenin diyor. Bitti gitti. Temizleneceksin işte. Ardından hasta yahut yolculuk halinde iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Ardından teyemmümün nasıl alındığını açıklıyor aynı ayette. Bunları okumama gerek yok. Kur'an ayetleri burada. ardından yine temizlikle ilgili ayetler var. Şu konuya geri döneceğim. Nisa 43'e inşallah unutmam. Nisa 43'te de çünkü anlatılıyor yine. Abdest vesaire. Ardından Bakara 125, Hac 26 ve Müddessir 3-4 ayetlerinde temizlikle ilgili namaz esnasında bulunduğun ortamın temiz olması ile ilgili ayetler de var. Yani artık malum. Onları da ayrı ayrı söylemeye gerek duymuyorum şu an. Hac 26'da bakın evet kıyam rükû secde meselesine gelelim. Hac 26'da şöyle deniliyor. Bir zamanlar İbrahim için o evin yerini şöyle diyerek hazırlamıştı. Bana hiçbir şeye ortak koşma. Evimi tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû, secde edenler için temizle. Bakın haccı da anlatıyor. Tavaf edenler. Tabi hacdan bahseden diğer ayetler de var. Tek başına bu ayet yeterli değil. Ardından kıyamda duranlar, rükû edenler, secde edenler diye gayet sırasıyla bile söylüyor. Yani sırası önemli midir yani? Ama tabi mantıken değil mi? Önce ayakta durursun, sonra secdede, pardon rükûda eğilirsin, sonra secdeye kapanırsın. Şimdi gelelim şimdi şu meseleye bakın. Kıyamda nasıl duracağız? Hani illa işin cılkını çıkarmak.